Merhaba, nükleer yapı ve gen ifadesi diye bir konu anlatacağım bugün. Bunda kromozomlar hücre çekirdeğini nasıl yer alıyorlar, nasıl konumlanıyorlar ondan bahsedeceğim. Şimdi hepimizin bildiği bir kromozom şekli var. Kromozomlar gösterilirken hep böyle gösteriliyor. Şöyle bir şey, yani X şeklinde gösteriliyor ya, bu aslında kendini replike etmiş kromozom göstergesi. Yani normalde böyle çiziyoruz. Bir tane kromozom bir varsa böyle çiz olması lazım. Ama bu kendini çoğalttığı zaman, duplike ettiği zaman yanına bir tane daha geliyor. Bunu sadece nerede görebiliriz? Metafazda görebiliriz dolayısıyla. Sadece metafazdayken kromozom bildiğimiz şeklinde görünüyor. Zaten karyotipleme veya kromozom resmini çekme deneyi metafazda yapıldığı için de hep oradan görüntü almış oluyoruz. Peki bu halinde duruyor mu? Bu da aslında tamamen kromatine sarılmış hali biliyorsunuz. Yani kromozomlar kendini tamamen paketlediği zamanki hali oluyor bu. Böyle paketlenmiş halde oluyor. Yoksa onun dışında ne oluyordu? İnterfazdayken veya hücre bölünmüyorken açık bir şekilde bulunuyordu. Sadece telomerler ve sentromerler gibi kısımlarını sıkıca paketliyor. Yani heterokromatin haline getiriyordu. Ama diğer yerleri açık duruyordu. Nasıl? Şöyle şöyle çiziyorduk yani göstereceğimiz zaman. Peki bu çekirdeğin içinde nasıl yer alıyor? Şimdi dapiyle boyadığınız zaman DNA'yı, bu çekirdeğin her yerinden mavi sinyal gelir. Dolayısıyla her yerinde DNA var demek. Bazı yerlerinde daha koyu gelir. Oralarda işte heterokromatinin olduğu yerler gibi düşünülür. Ama sonra aslında bu biraz yeni bir bilgi. Görece yeni bir bilgi. Bu dağılımın da çok rastgele olmadığını gördüler. Nasıl? Mesela bu kromozom 1 ise şu çekirdek zarı daha aktif olan genlerin çekirdek zarına yakın bulunduğu, inaktif olan genlerin ise merkezde bulunduğunu gördüler. Tam tersi, merkezde nükleolus olduğu için merkezde aktif olan genler var. Çekirdeğin zarına yakın yerlerde ise inaktif olan yerler var. Dolayısıyla mesela bunun sentromerik heterokromatine bağlı olan yerler, iyice paketlenmiş olan yerler kenarlarda, çeperlerde yer alacak. Ökromatin olan yerler ise daha çekirdekte yer almış olacak. Bunun ötesinde bir de kromozomları ayrı ayrı renklendirdiler. Aynı karyotiplemede olduğu gibi. Mesela kromozom 1 mavi renkli, kromozom 2 kırmızı renkli gibi. Ve o zaman da çok karışık sinyal almaya başladılar. Dolayısıyla yani karışık değil, hepsi birbirine girmiş halde değil, daha böyle lokalize gibi. Ama nasıl? Mesela şöyle hani biyolojik sinyal, mikroskop görüntüsünü düşünün. Kromozom 1'i işaretlemişsin, böyle bir yerde duruyor. Hemen yanında mesela kromozom 16'dan sinyal alıyorsun. Yalnız bunun bir de bir şey daha var. İki homolog yan yana değilmiş. Yani kromozom 1, bir tane anneden gelen, bir tane babadan gelen kopyası var değil mi? Her genin homologları var. Bunun diğeri mesela çekirdeğin başka bir yerinden sinyal veriyor. Şimdi bunu çepere yakın ve içeride diye düşünmüştük ya, üç boyutlu düşündüğünüz zaman aslında hani uzantıları başka yere gidebilir. Mesela yine bu üç boyutlu düşündüğünde bir kısmı bu tarafa, merkeze doğru uzayıp bir kısmı çepere doğru uzayabilir. Böyle
sinyal almışlar. Şimdi kromozom 16'da homoloğu bunun yanında olmak zorunda değil. Mesela diğer kromozom 16'da buradan görüntü verebiliyor. Bu tekniğe kromozom konformasyon, yani conformation capture tekniği deniyormuş. Belki o şekilde internetten aratırsanız bunun burada anlatmaya çalıştığım şeyin gerçek görüntüsünü görebilirsiniz. Kromozom conformation capture. Bütçe tekniği deniyor olabilir mi, yoksa atıyor muyum? Başka bir şey mi deniyordu? Bütçe diye bir şey vardı sanki. Ayrıca her bir kromozomun böyle kendine ait bir lokasyonun olması, kendine ait bir alanının olmasına da topologically associated domain istiyorlarmış. Topologically. Böyle üç boyutlu bir şeyde yer koordinat belirliyorsak buna topolojik deniyor. Associated domains. TAD. Kromozom topolojik ve associated domains dediğinizde de ilgili resimlerin çıkması lazım. Şimdi bir de diyelim ki bu kromozom 1 dedik. Bu da yanında kromozom 16 dedik mesela. Şimdi bunların arasında da looplar oluyormuş. Yani şöyle birbirinin içine geçebiliyor bu kromozomlar. Mesela bir kromatin loop olabiliyor. Transkripsiyon meşinleri gelmiş olabiliyor. Mesela transkripsiyon yapılacaksa oradaki histonların tamamen açılması lazım ki transkripsiyon şeyi ve mekanizması oraya ulaşsın diye. Onun için RNA polimeraz ve transkripsiyon faktörlerinin gireceği cepler oluşturulabiliyor buralarda. Evet, çekirdekteki topolojik olaylar bu kadar. Daha fazla şeyler söylenebilir ama bu birazcık dediğim gibi görece yeni bir alan. Ve hani yeni yeni şeyler, görüntüler var internette. Şimdi biz post-transkripsiyonel düzenleme konusuna doğru geçiş yapabiliriz. Post-transkripsiyonel ne demek? Transkripsiyondan sonrası demek. Transkripsiyon ne demek? DNA'dan mRNA üretilmesi demek. DNA'dan mRNA üretildi. Daha sonra protein üretilecek. Bu mRNA'dan sonraki olaylara post-transcriptional deniyor. Ve bu da bir düzenleme aşaması açıkçası. Şimdi transkripsiyonun olabilmesi için öncelikle kromatin modifikasyonu gerekiyor. Oradaki histonlar açılsın ki işte polimeraz, transkripsiyon faktörü bunlar DNA'ya yaklaşabilsinler diye. Daha sonra transkripsiyon gerçekleşiyor. Transkripsiyondan sonra RNA processing var. RNA işleme. Bundan sonra eğer kısa ömürlü bir RNA ise degrede edilmesi gerekiyor hemen, yani parçalanması gerekiyor. Ya da translasyona devam ediyor. Ve daha sonra da protein aşamaları var. Biz burada bırakıyoruz. Biz şimdi şu RNA işleme aşamalarına bakacağız. Şuraya kadar olanı
nükleosun içinde. Bundan sonrası plazmada, sitoplazmada gerçekleşiyor. DNA aşamasında malum hatırlarsak eksonlar vardı ve bu eksonları biz splicing ile ortadan kaldırıyorduk. Ekson 1 ise burası. Ekson 2, ekson 3 diyelim. Bu aralar intron. İntronların uzaklaştırılması işlemine splicing diyorduk. mRNA önce sentezleniyordu. Bu şekilde intronları da içerecek şekilde bir mRNA sentezleniyordu. Daha sonra buradan intronlar çıkartılarak olgunlaşmış mRNA'yı elde ediyorduk. Şimdi burada bizim mRNA'mızın ne olması lazım? 1, 2, 3 gibi 3 tane ekson içermesi lazım. Burası 5 üslucu, burası 3 üslucu. Bu bir mRNA. Matür mRNA. Splicing sonrası görüntünün bu olması lazım. Ama bir alternatif splicing olayı da var. Bunda ne yapıyor? Bazı eksonları atlayabiliyor splicing maşinleri. Mesela şöyle bir mRNA'mız olabiliyor elimizde. 1 ve 2 ve 3 üssü. Sadece 2 eksonu içeren veya 1 ve 3 olabilir. 3 üssü. 5 üssünden ne olabilir? 2 ve 3 olabilir. Ayrıca da mesela sadece bir ekson bulunursa, bir sadece birinci ekson, sadece ikinci ekson, sadece üçüncü ekson diye düşünürsen buradan aslında 6 tane şey çıkmış oluyor. Olasılık çıkmış oluyor. 3 tane eksondan 6 olasılık çıktığına göre neydi? 3'ün neyi? Permütasyonu mu, kombinasyonu mu? Ondan oluyor işte. 6 tane seçenek çıkmış oluyor. 3 çarpı 2 çarpı 1 şeklinde. 3 tane eksonu yok. Çoğu genimizin çok fazla eksonu var. 10, 15, 20 eksonu olan genlerimiz var. Bu alternatif splicing şunu sağlıyor. İnsanda 30 bin gen var. Ve bu gen sayısı bazen az bulunuyor. Yani şöyle, insanda neden 30 bin gen var? Diğer basit organizmalarda da neredeyse bu kadar olabiliyor falan. Daha fazla olması gerekmez miydi? Alternatif splicing ile çok fazla değişken protein elde edilebiliyor. Bu proteinler birbirinden çok alakasız olmuyor tabii ki. Aynı proteinin farklı versiyonları olmuş oluyor. Bir proteinin işte daha kısa versiyonu, daha uzun versiyonu üretilebiliyor bu sayede. Bu da protein çeşitliliğini arttırıyor. Bu prokaryotlarda yok. Sadece ökaryotlarda var. Bu sayede de 30 bin genden aslında 20 bin protein olarak biliniyor genelde. Ama bu proteinlerin de kendi içinde çok fazla varyasyonu olabiliyor. Tek bir tane mRNA molekülünden elde edilmiş oluyor. Bu genomumuzu genişleten, genişlemesine katkı sağlayan bir süreç. Şimdi burada mRNA degradasyonu dedik. Çoğu mRNA çok kısa süreli hücrede tutuluyor. mRNA'nın stabilitesini hatırlarsanız 5 üstündeki cap ve 3 üstündeki poly A tail sağlıyordu. Ama buna rağmen mRNA'lar genellikle kısa ömürlü olur. Zaten hani DNA'nın RNA'ya olan üstünlüğünde hep hani daha DNA'nın stabil olması, double strand çift iplikli olduğu için daha uzun ömürlü olması hep yer alır. Şimdi translasyon ilk başta çok kontrol ediliyor. Yani bir mRNA'dan protein oluşturulurken orada kontrol mekanizmaları var.
ve orada herhangi bir sorun varsa translasyon durdurulur. Bunun ötesinde 5 üstünde cap var biliyorsunuz. Burada da tail var. 3 üstü tail. Buralara protein bağlanarak ribozomun bağlanmasını engelleyebilir. Bu mRNA'da bir sorun olduğu zaman değil, post-transcriptional kontrolü sağlamak için. Yani mRNA üretiliyor, DNA aşamasında zaten bir kontrol var ama negatif feedback olabilir ve bir protein çok üretildiğinde gidip mRNA'ya bağlanarak negatif feedback, yani kendisinin üretimini azaltabilir. Bunu engellemenin yolu çok basit aslında, fiziksel olarak engelleniyor. Eğer ribozomun mRNA'ya tutunmasını engellerseniz, çünkü ribozom 500'lü cap'ten tanıyarak başlar, o zaman translasyonu bloke etmiş oluyorsunuz. Bu post-transcriptional kontrollerden bir tanesi. Döllenmiş yumurtada, bütün olay daha yeni başladığı için kocaman tek bir kök hücreden, tüm translasyon global olarak aktive edilebiliyormuş. Yani bu sadece engelleme değil, bütün mRNA'ların translasyonunun artması gibi bir sinyal de verilebiliyor. Şimdi bazı bitki ve alplerde de ilginç bir durum oluyormuş. Karanlıktayken protein sentezini yapmıyor bazı proteinler için ve karanlıktayken mRNA'larını biriktiriyor hepsini. Ondan sonra ışık geldiği zaman, güneş geldiği zaman translasyon o zaman topluca başlıyor. Böyle bir durumda da bu mRNA'ların ömrünün daha uzun olması lazım. En azından saatler bazında. Yani birkaç saat en azından dayanması gerekiyor. O zaman da bunların stabilitesini arttırabiliyor hücre. mRNA'ların sitoplazmadaki yaşam süresi, yani ne kadar hayatta kalacakları protein sentezini de etkiliyor. Bakteride mRNA'ların ömrü çok çok kısa. Tahmin etmesi zor değil. Bakterinin kendisi uygun ortam bulduğu zaman 20 dakikada bir bölünen bir arkadaş kendisi. O yüzden de mRNA'ların ömrü birkaç dakikadan uzun olmuyor. Bu sayede bakteri çevresel değişikliklere çok hızlı yanıt verebiliyor. Yani bakteri kardeş, büyüme için gerekli mRNA'larını sentezliyor. Çünkü etrafta yemek var. Ama etraftaki yiyecek azaldığı anda bunu durdurması lazım. Ona hızlı cevap verebilmesi için de mRNA'larının çok kısa ömürlü, sürekli refresh ediliyor olması gerekir. Bunların tam zıttı olarak insanda beta globin, bu oksijene bağlanan proteinimiz, ve alfa globin sürekli gerekli olduğu için, yani oksijene bağlanmak opsiyonel bir şey değil, negatif feedback onda pek kullanılmaz. Hep gerekli olacağı için bunların mRNA'ları da unusually, yani çok sıra dışı olarak uzun ömürlü ve stabil mRNA'ları var. Hemen degrede edilmiyor. Bu mRNA'nın dizisinin şimdi 3 üstü, diyelim ki son ekson burada. 3 üstü UTR, untranslated region diyorduk ya buraya. Burada ne kadar uzun süre yaşayacağı, yani yaşam ömrünün kodu burada yer alıyor, 300 UTR'de. Böyle şöyle bir deney yapmışlar. Kısa bir tane mRNA var. Bu kısa ömürlü. 5-6 dakika diyelim ki. Bu da beta globin. Bu da çok stabil, saatler diyelim. Şöyle bir füzyon yapmışlar. Kısa mRNA'nın 500'lü şuraya, 300'lü ucuna beta globinin 300'lü ucunu eklemişler. Ve sonuç olarak bu saatler, yani uzun ömürlü hale gelmiş. Bu şekilde de 300'lü UTR'de ne kadar yaşayacağını, kodlandığını bu şekilde bulmuşlar. Bir başka örnek, insülin İnsülin translate ediliyor, yani mRNA'dan polipeptit üretiliyor
hani protein sentezi yapılıyor. Ondan sonra ikiye bölünüyor protein. Böyle bir regülasyon yöntemi de var. İşte mRNA'sı buradan da polipeptit yapıldı diyelim ki. Böyle uzun. Bunu sonra bölüyor ikiye. Şöyle iki tane parça yapıyor. Ve bunları birbirine bağlıyor. Protein bağlarıyla. Bu bir polipeptit şu an. İnsülin proteini işte bu şekilde bir yapısı var. Bu da bir düzenleme çeşidi. Çoğu proteinde daha önce görmüştük sinyal yolaklarında fosfat grubu ekleyerek protein aktive hale getirilir. Fosfat eklenmesi genellikle aktive eder. Fosfatın uzaklaştırılması ise deaktive eder. Bazı proteinlerin ucuna şeker ekleniyor. Glyko protein deniyor hatta bunlara. Glyko şeker demek. Bunlar da genellikle hücre yüzeyine gönderiliyorlar. Hücre membranı. Burada proteinin kendisi burada duruyorsa şeker şurada dışarıda duruyor, glyko. Malum bu daha önce anlattığımı bilmiyorum bu derslerde. Hücreye antijen özelliği sağlar. O hücrenin bağışıklık sistemine kendini tanıtması, diğer hücrelere kendini tanıtması, hücreler arası konuşma, komünikasyon gibi şeylerde bu şeker eklentileri görev alıyorlar. Şimdi iki tane daha şey söyleyeceğim sadece ama detayına girmeyeceğim. Cyclinler var hücre bölünmesinde rol alan. Cyclin A, cyclin B gibi proteinler var. Bunlar çok kısa ömürlü. Çünkü cyclin aktive olduğu anda gidip başka bir şeyi aktive ediyor ve hücre bölünmesi yolağını başlatmış oluyor. Bunu sürekli tekrar tekrar hücre bölünmesine girmesin diye ve hatta bir hücre bölünmesi döngüsü tamamlanmadan tekrar ikincisi sinyal almasın diye cyclinler hemen degrede edilir. Ve degrede edilme derken de hücrenin en sevdiği degradasyon sistemi ubiquitin sistemidir. Ubiquitinde ubiquitin fosfat gibi gelip şeye proteine bağlanır ve protein bağlanan ubiquitin bağlanan protein degradasyon için işaretlenmiş olur. Daha sonra bunu proteozom adı verilen yapılar var. Büyük protein yapıları. Bunlar parçalar. Aslında bir geri dönüşüm merkezi de diyebiliriz kendileri için. Proteozoma giden protein tekrar amino asitlerine ayrılır. O amino asitler de tekrar kullanıma girer. Dolayısıyla ubiquitin takılan her şey degradasyona gider. Fosfat takılanlar ise genellikle aktive olmuş olur. Bu sayede de hücrenin içinde recycle edilmiş olur. Dolayısıyla bir protein mRNA kadar kısa ömürlü olmasa da yine sonsuz bir ömre sahip değil, belli bir noktada yaşantısı sona erer kendilerini.